Şablonlar. Öncelikle şablonlar çalışma kitabımı açıyorum. Şablonlar ne için kullanılır? Şablonlar bir iş üzerinde çalışırken aynı işi birden fazla kez yapıyorsanız ve bu işi çok sık kullanıyorsanız bunun için kullanılır. Excel'de de bir dosyayı birden fazla kez, farklı zamanlarda birden fazla kez kullanıyorsanız şablonları kullanabilirsiniz. Şimdi hazır şablonlarıyla başlayalım. Öncelikle dosyaya tıklıyorum. Ardından yeni diyorum. Gördüğünüz sağ tarafta bana önerilen şablonları görebilirsiniz. Ve üst tarafta da bir şablon arama motoru var. Buradan finans yönetimini seçiyorum. Daha sonra sağ tarafta gördüğünüz gibi kategoriler var. Buradan finans yönetimi ile ilgili herhangi bir kategoriyi seçebilirim. Ya da sol taraftaki hazır şablonlardan birini kullanabilirim. Ben kredi hesaplayıcısını seçiyorum ve tıkladım buna. Bana bir ön izlemesi gelecektir ve ayrıca bunun ne işe yaradığına dair kısa bir açıklaması olacaktır. Oluştur dedikten sonra şablonum oluşturulacaktır. Gördüğünüz gibi şablonu nasıl kullanmam gerektiğine dair küçük bir yönerge de mevcut. Şimdi kredi tutarım 10.000 TL olsun. Yıllık faiz oranı Türkiye için oldukça düşük. Bunu değiştirelim. Atıyorum 20,5 diyelim. Yıl cinsinden kredi dönemi kaç yıl olsun diyor. 10 yıl çok fazla. Ben 4 senelik bir kredi alayım ya da bunu artık 3'e indirdiler, 36'ya. 3 senelik diyorum. Başlangıç tarihi ne zaman olsun? Bugün olmasın. 01.01.2019 tarihinde başlasın diyorum. Artık gördüğünüz gibi ben ayarları değiştirdikçe aşağıda da bir değişiklik oluyor. Aylık ödeme ne kadar olacak? 374 TL. Bu kısımları değiştirmiyoruz. Bunlar zaten otomatik hesaplanıyor. Bizim değiştirmemiz gereken bu kısımlar. Kredi tutarı, yıllık faiz oranı, kaç sene devam edeceği ve kredinin başlangıç tarihi. Aylık ödememiz 374.19 TL. Ödeme sayısı 36. 36 ayı belirtiyor. Toplam faiz ve kredinin toplam maliyeti. Gördüğünüz gibi ödeme tarihi 1 Şubat'tan başlıyor açılış bakiyesi, ilk ödeme ve ödedikçe kalan para ve ayda ne kadar faiz ödediğimiz aşağı indikçe 36 ayın sonunda 2022'de bittiğini, 1 Ocak 2022'de son kredi taksidini ödeyebileceğimizi görebilirsiniz. Bu da oldukça güzel. İşte şablonlar bu şekilde kullanılıyor. Şimdi biz kendi şablonumuzu kullanalım. Burayı kapattım. Kaydetmesin. Diyelim ki bizim Aylık Çiçek Satışları adlı bir çalışma kitabımız var ve biz bunu çok sık kullanıyoruz. Ve ilk olarak verileri siliyorum. Sadece bu alanları doldurduğumuzu farz edelim. Bu kısımları sildim. Dosya, farklı kaydet diyorum. F12'ye de basabilirdim. Buradan Aylık Çiçek Satışları şablon olarak ismini değiştiriyorum. En önemli kısmı burası. Kaydetmeyi nasıl yapsın? Excel çalışma kitabı olarak kaydetmesin. Buradan Excel şablonu olarak kaydetmesini istiyorum. XLTX Excel Template uzantısının kısaltması. Bunu seçtim. Excel şablonu olarak kaydet diye. Daha sonra kaydet diyorum. Artık şablonum kaydedildi. XLTX şeklinde. Şimdi çalışma kitabımı kapatayım. Boş bir çalışma kitabı açıyorum. Excel'i başlattım. Ardından yeni diyorum. Gördüğünüz gibi öne çıkanlar sekmesinde diğer hazır şablonları görebiliyorum. Kendi şablonlarıma ise kişisel sekmesinden ulaşıyorum. Burada daha önce aylık çiçek satışlarını oluşturmuştum örnek olması amacıyla. Ve son oluşturduğum aylık çiçek satışları şablonu burada. Buna tıkladığım zaman artık şablonum hazır ve bunu defalarca istediğim kadar kullanabilirim. Verileri girdikçe dolacaktır. Bu şekilde istediğim kadar şablonu kullanabilirim ve adı da dikkat ettiyseniz sileyim. Aylık çiçek satışları şablon 1 şeklinde. Bunu henüz kaydetmedim. Farklı kaydet deyip masaüstüne kaydedebilirim. Şablon 1 olsun, yine değiştirmeyeyim. Kaydet dedikten sonra artık bu bir Excel çalışma kitabı olarak kaydedilecektir. İşte şablonlar bu işe yaramaktadır ve oldukça faydalıdır.